Sayın Adnan Oktar'ın referandumla ilgili görüşleri gerçekleşmeye devam ediyor. Ya başbakanımız biraz daha güvence versin. İnşallah. Yani biraz daha rahatlasın. Madem öyle şeyler var. Mesela bu konuları, merak ettikleri konuları alenen ve açıkça söylesin. Yani bir ferahlık meydana getirebilir. Mesela çünkü defalarca söyledi ama bir daha söylemesinde fayda var. Bu mesela 25 Eylül 2010 Milliyet Gazetesi. Kaygıları gidermek boynumun borcu. Erdoğan, kaygısı olan vatandaşlarımızın bu kaygısını gidermek benim ve teşkilatımın boynunun borcudur. Kendimizi daha iyi anlatmak, tüm endişeleri gidermek için daha fazla ter dökeceğiz. 25 Eylül 2010 Yeni Şafak Gazetesi. Hayır diyen de Türkiye sevdalısı. Bir ferahlık meydana getirebilir. Mesela çünkü defalarca söyledi ama bir daha söylemesinde fayda var. Bu mesela Güneydoğu'nun asla bölünemeyeceği defalarca söyledi. Ama bir daha söylesin. Rahatlatır. İyi olur inşallah. 25 Eylül 2010 yenişafak.com.tr internet sitesi. %42 Türkiye aşkıyla hayır dedi. Bu dağılımlar Türkiye'nin renklere bölündüğünü değil, tersine demokratik olgunluğa eriştiğini göstermiştir. Sayın Adnan Oktar'ın binden fazla ne demişti ne oldu konularını okumak için www.harunyahya.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.